Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündülü haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kınemsi dıktanlar ekranımızda bulsun. Ceza lagerdeki tutkullarının inik sahne aşkarılandı. 26 iyun Tayvan Abolo haberleri tori ve Hürriyet vakti gezdi haberde bildirilişe, Şarkı Türkistan'daki ceza lagerlerde 4,5 milyon tutkunun varlığı ispatlanğan. Haberde Xitay tecavüzcilerinin Şarkı Türkistan'da tesis kılgan ceza lagerlerine kamalgan mehbuslarının umumi sani 4,475,688 nefer işkenliki. Bunların içi de Uyghurlarının sani 4,459,687 nefer işkenliki, Lagerdeki tutkullarının kalgalları Kazak, Kırgız ve başka milletler işkerlikini aşkarlıgan. Haber diyene buncilik insani depsendicilik ve kırgıncılıkı çetilgan Xitay komünistlerinin G20 uçuruşşide Amerika bilen Sodikilişimi kılsun ya ki kılmasın, kıyameti yıkılışıp kalgallıkı bildirilgen. Hong Kong halkı 19 devletinin baş elçilerine mektup sundi. Hong Kong Akhbarat Erkinlik Toru'nun bugünkü haberde malum buluşça, Hong Kong halkı yeni milyon kişilik namayışı ötküzüp, Hong Kong'daki herkaisi devlet elçihanlarına mektup sundu. Tutkularını Xitay'a ötküzüp beriş kanununun tasdiklenişine karşılık bildiriş üçün namayış kılıvatkan milyonluğun halk, Hong Kong'un hükümet işhanesi ve muhim uğurlarına yığılıp, Hong Kong'a erkinlik, Hong Kong'u azat kılaylı tutkularını Xitay'a ötküzüp beriş kanunu emelden kaldırılsın. Muhbirlar gayret kıl digendek plakatlarını götürüp namayışlarını devam kılmakta. Namayışçı amma yana mahsus adam teşkilleb avval Amerika elçihanesinden başlap 20 devlet başlıkları yığınığı katnışıdığan Kanada, Germaniya, Fransiya, Japonya Katarlık 19 devletinin Hong Kong'da duruşluk baş elçisiye mektup sunğan. Mektupta 20 devlet başlıkları yığınıda Hong Kong meselesini muhim mesele süptede hal kılış, tutkularını Xitay'a ötküzüp beriş kanununu emelden kaldırış. 13 iyun karşılık namayışıda sakçılarının namayışçı ammağı işletken kuralları hakkında müstakil tekşürüş komiteti kurup tekşürüp çıkış katarlık talepleri oturgu koyuldu. Namayışçılarının vekilleri muhbirlarının ziyaretini kabul kılıp Komünist Partisi'ye kat'i işenmeydi kallıkını. Hong Kong halkının Hong Kong'u kandaktır birer hakimiyetinin kontrol kılışını kabul kılmaydı kallıkını bildirdi. Amerika Xitay'ın 3 çoğun bankisini cezalamakçı buldu. Amerika Avazı Toru'nun tünügünki haberde malum buluşça, Amerika Xitay'ın 3 çoğun bankisini cezalaşını planlıgan. Haberde Xitay'ın Katnaş Bankisi, Xitay Sodiger Çakırış Bankisi, Şanghay Pudong Terakiyat Bankisi Katarlık 3 bankinin terörçü devlet Şimali Koreya'nın yadro kuralı yasışığı yardım kılgallıkı ve bu bankilerinin halkaralık tekşürüşünü red kılgallıkı üçün cezalandıgallıkı bildirilgen. Malum buluşça bu bankalarının her birine 100 milyon dolardan yukarı cerimanı koyuş ve halkara pul muameli sistemisinin paydalanışı yol koymaslık cezası verildiken. Intel şirketi Xitay'dan çıkıp gitti kallıkını ilan kıldı. Asiya Toru'nun tünügünki haberde malum buluşça Intel şirketi 13 iyuldan başlap Xitay'daki zavutlarını Vietnam'a yetkimekçi bol kallıkını cekarladı. Bir neçik gün ilgiri halkarada aldınkı orunda durduğun soda sanayiciler Xitay'dan çekinip getirdiği kallıkını arka arkadan cekarlıgan idi. Samsung şirketi Xitay'nın Tianjin'deki zavutını takıgan. Arkadan Huizhou şirketi mu Xitay'daki işlep çıkarış işlerini toxtatgan. Halkarada aldınkı Katar'da durduğun Amerika Oracle şirketi mu işlep çıkarış liniyesini sırtkı yetkigen. Ondan başka ötken yeri Amerika'nın Amazon şirketi mu Xitay'dan çıkıp getken idi. Şemşinur Hanım, ata anam Türkiye'ye kilip beni yoklap ketkenliki üçün 20 yıl kesildi, dedi. Bugün içtimai uçur vasıları tarqalgan uçurlarda malum buluşça, Şemşinur Hanım, ata anısının Türkiye'ye özünü yoklap gelgenliki üçünle 20 yıl kesilgenliki hakkıda guvahlıq bergen. Şemşinur Hanım, bunularını bildirgen. Apam ve dadamının Türkiye'ye kilip beni yoklap ketkenden başka hiç kanda hatalık yok. Xitay ata anamning Türkiye'ye kelib meni yoqlab ketganligi uchun 20 yillik jazo kesdi. Dadam Sharq Turkistonning G'ulji shahridagi oblastlik xalq qurultoyida ishlab damilishga chiqqan. Apam G'ulji shahrlik Do'stlik doktorxonasida ishlab damilishga chiqqan. Kichik apam Hamida Xalpoji G'ulji shahrlik 2-chi o'rta maktabning adabiyot o'qituvchisi. Hozir u mu jazo lagerida tutqunda turibdi.
Xitoy tajovuzchilarining biz Sharq Turkiston xalqiga qilgan yo'lsizligiga chidab turish mumkin emas. Xitoy ko'z bo'yamchilik qilish uchun yana 15 davlat vakillarini Sharq Turkistonda ziyorat qildirdi. Aljeriya, Laos, Nigeriya, Somali, Tojikiston va Dunyo Islom hamkorlik tashkiloti qatorliq 15 davlat va bir tashkilotdan tashkillangan vakillar o'miki Xitoy rejimining taklif bilan Sharq Turkistonning Urumchi, Qashqar va Xotan qatorliq joylarini ziyorat qildi. Ular bu jarayonda Qashqardagi Hetka jamiyasini va Xotandagi atalmish texniki tarbiya maktablarini nuqtaliq ziyorat qildirilgan. Xitoyning Xinhua agentligining 26-iyundagi xabarida ma'lum bo'lishicha, ular oldi bilan Qarqash noyisidagi Xotan qog'ozi yasash fabrikasi va Qashqar Hetka jamiyasini ziyorat qildirilgan. Hetka jamiyasining ilgari pichoqlab o'ldirilgan imomi Juma Tohirning o'g'li Mamat Juma Xitoy rejimining jamiyani yaxshi qo'g'dig'anligidan boshqa yana jami ichiga kutubxona, muncha hamda qeyri ojiz va mayiblarning maxsus o'rindiqi qatorliq ilg'ar aslahalarni o'rnatib berganligini bildirib, og'zi og'ziga tegmay maqtagan. Oldin tayyorlangan soxta sahnalarda ziyorat qildirilgan 15 davlat va bir xalqaro tashkilotning vakillari o'miki taratqularga Uyg'ur madaniyati va rayondagi boshqa osonlik millatlarning haq-huquqlarining yaxshi qo'g'dilayotganligini to'liq his qilganligini bildirishgan. Xabarda ilgari surilishicha Xitoy xodimlar vakillar o'mikiga ilgari chat aldiki 3 xil kuch sababli rayonda terrorlik hujumlarining ko'plab yuz berganligi. Lekin hukumat atalmish terrorlikka qarshi kurashni yo'l qo'ygandan bu xildagi voqealarning ko'rinarlik azayganligini tushuntirgan. Vakillar o'miki Xitoy rejimining bu tirishchanliklarga yuqori baho berish bilan birga bu xil kurashni o'z davlatiga tatbiqlaydiganligi haqida ham ifoda bildirishgan. Xabarda yana 15 davlatdan kelgan vakillar o'miki Qashqar va Xotandagi atalmish texnik tarbiya markazlarini ziyorat qilgan vaqtida Xitoy tunishtiruvchilarining Xitoy rejimining bundoq joylarni barpo qilishi rayondagi terrorlik ideyasi bilan yuqumlangan kishilarni to'g'ri yo'lga boshlab qaytidan jamiyatga qaytirib kelishda muhim rol o'ynaganligini madhiyliganligi tilga olindi. Bir necha kun avval Amerika hukumati Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Oliy Kengashining Sharq Turkistonning vaziyati haqida soxta uchur berguvchilar uchun sahna hozirlab berganligini qattiq ayblagan edi. Amdilikda Xitoy rejimi yana 15 davlatning diplomatlari va Dunyo Islom hamkorlik tashkilotining vakillarini Sharq Turkistonda ziyorat qildirishi diqqat qo'zg'adi. Kuzatuvchilar bu Xitoy rejimining nomussizlarcha qilayotgan ta'tir tashviqotining tipik bir misoli deb ko'rsatmoqda. Undidor hammani ko'zitib turibdi. Yaqinda buyon Xitoyda paydo bo'lgan qo'l telefon yumtalarining kishilarni 24 soat nazorat qilish va shaxsiy uchur egallash iqtidorining borligi haqida ko'p munozaralar va maqolalar o'tirg'i chiqmoqda. Yaqinda Xitoyda turibotgan bir chat allik undidorning kishilarning shaxsiy uchurini qandoq o'g'irlaydiganligini tafsili tushuntirib bir parcha maqola e'lon qildi. Barkeli Berem imzosida yozilgan Undidor hammani ko'zitib turibdi nomli bu maqolada Abdur Adigan qanchida o'rnidan turganligi, kimning undidor orqali uningga uchur yozganligi va uning kimga uchur qaytarganligi va nima deyishganligi qatorliq o'zidan boshqa odamning bilishi mumkin bo'lmaydigan uchurlarning hammasi Undidor orqali suzib olinganligini nuqtaliq bayon qilgan. Abdur maqolasi yana kundalik turmushdagi uy ijarasi va tok suv pulini to'lash qatorliq ishlarni Undidor orqali qilganlikdan Undidorning uning banki hisobot nomeri uyning adresi qatorliq nozik uchurlardan to'liq xabardor ekanligini tushuntirib o'tgan. Texmi qiziq yeri Undidor Abdurning atiganda qandoq qahvani ichadiganligini ham bildirgan. Abdurning deyishicha odatda kishilar yon telefoniga qarab mashg'ulot qilganlikdan Undidor shu kishining telefonidagi kamerasi orqali yuzini tuniyolaydi ekan. Natijada kishilarning yuz surati intayin roshan holatda sandanda saqlanib turadi ekan. Uningdan boshqa Undidor yon telefonning yangratqusi orqali kishilarning degan har bir so'z jumlasini anglab tura oladi ekan. Ilgari e'lon qilingan ba'zi dokumentlar va xabarlarda Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga solingan kishilarning ko'pinchisining Xitoy rejimiga foydasiz hech qanday bir harakat bilan shug'ullanmagan turibmi, yanada tutqun qilinganligi ilgari surilgan edi. Kuzatuvchilar bu vaqtda fikr yurgizib, kishilarning har bir so'z harakatining amaliyoti Undidor tomonidan nazorat qilinganligi, Xitoy rejimi mushu yumtal orqali o'ziga qarshi biror gap so'zda bo'lgan kishilar haqida uchur to'playdiganligini bildirdi. 2020 yilida Xitoyning iqtisodiy taraqqiyotining 0.6% ga tövallishi mo'ljallanmoqda.
Fitch Ratings Amerika'nın Xitay'dan import kılınan 300 milyar dolarlık mahsulatka 25% koşumcu tamojnu beci yolu koyuşu sebebiden 2020 yılı Xitay iqtisadının 0.6% ve dünya iqtisadının 0.14% tövelleşi mümkünlükini ilan kıldı. Xalqara kreditni derecelendiriş organı Fitch Ratings tarafından ilan kılınan bayanatta yarışarı karakterlik iqtisadi ilgirleşlerine alahide oran acırtıldı. Bayanata Amerika'nın Xitay'dan import kılınan 300 milyar dolarlık mahsulatka 25% koşumcu tamojnu beci yolu koyuşu sebebiden 2020 yılı dünya iqtisadının 0.14% tövelleşi mümkünlükü uxturuldu. Bu katımkı yarışarı karakterlik iqtisadi körsetküş dokulatıga asaslanğanda dünya iqtisadi bu yıl əslidiki 2.18%'den 2.17%'lik tərəqiyyatı tövelleydiken. Kiler yılı 2.17%'den 2.14%'e çüşüdükken. Bayanat yana 2020 yılda Xitay'nın iqtisadi tərəqiyyatının 0.16% tövelleşi ve Amerika'nın 0.14% tövelleşi mölçerlengeliği kayıt kılındı. Xitay Kanada'dan göç import kılışını toxtat kallıqını cekarladı. Xitay'nın Ottawa'da turuşluk elçihanısının elan kılınan bayanatta Xitay rejiminin Kanada'dan göç import kılışını toxtat kallıqı ve Kanada hükümetinin Xitay'a eksport kılınıvatkan göç mahsulatlarının guanamelerini əmeldin kaldırışını tələb kılgallıqı bildirildi. Xitay elçihanısının bayanatı da Xitay'nın tamojnu müpettişlerinin Kanada'dan import kılınan köşkü kişi mahsulatları üstüde elib bargan təkşürüşleri de Xitay'da çekilengen koşumcu uzukluk maddesi raktopaminanın baykalgallıqı. Şuna importun toxtutuş kararı elinğallıqı ilgiri sürüldü. Kanada yezi igiliki ministerliği bayanatçısı Jonathan Lesak bolsa, Xitay'nın bu kararıga cevaben elan kılgan bayanatı da Kanada'nın yemek içmek eksport süpütünün dünya boyunca en yukarılar katardı ikkenliki. Ve eksport kılınan mahsulatlarının işençilik buluş nisbeti de mu hiç kandak mesele yokluğu tähkitlendi. Xitay'nın aldın qiyeli Kanada'dan tahminen 380 milyon dolarlık çoşku güşi import kılınanlıqı. Mezkur kararının Xitay Teknik Şirketi Huawei'nin Maliye İşleri Direktörü Meng Wanzhou'nun aldın qiyeli Kanada'da nazaretke elinişi bilen başlanan krizisi doğru kelgenliki bildirildi. Xitay Teknik Şirketi Huawei'nin Maliye İşleri Direktörü Meng Wanzhou nazaretke elinğandayken iki devlet otursu da yerikçilikler başlanan idi. Şunundayken Xitay rejimi Kanada mesulleri bilen köylüşüşünü rət kılıp kilovatkan bolğaçka, Kanada'nın Amerika Prezidenti Donald Trump'a uçur yollab 28 iyundan 29 iyun qoça Yaponiyada ötküzüldüğün G20 devletler gorohi yığını da Xitay Prezidenti Xi Jinping bilen elib bardığın uçur üşçü da münasiyatçilik kılışını tələb kılgallıqı bildirilgən idi. Xitay bunundan ilgirimi kanola namlıq özümlüknün Kanada'dan import kılınışını toxtatkan idi. Erdoğan Yaponiyaga yetib bardı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 devlet gorohi başlıklar yığınığı iştirak kılış üçün Yaponiyanın Osaka şehrine yetib bardı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yaponiyanın Osaka Kansai aerodromida Yaponiya Muavin Taşkı İşler Ministeri Kenji Yamada, Türkiye'nin Tokyo'da turuşluk baş elçisi Murat Mercan ve başka alakadar hadimler kütüb aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve rapiqisi Emine Erdoğan turuduğan mehmanxanda 2010 yıllık olimpik müsabakalarda Türkiye üçün məxsus tayarlanan ən-ənvi Yapon kimono kiyimleri bilen kütüb elindi. 28 ve 29 iyun külleri eçildiğen 20 devlet gorohi başlıkları yığını da S-400 hava ve başkurulduğun bomba müdafiye sistemelerinin asaslıq küntertip maddelerinden biri buluşu kütülmekte. Sistemeler Türkiye'ye tapşırıp yerleştiğinin ilgiri Rusya Prezidenti Vladimir Putin bilen yüz durağını görüşüdüğün Erdoğan, S-400'lerinin setevelinişine karşı çıkıvatkan Amerika Prezidenti Donald Trump bilen mu yığın cariyanı da bu meselini çördüğün halda söhbet ötküzüdü. Şundaklı Cumhurbaşkanı Erdoğan yığın dinkin Tokyo'da resmi uçuruşlarını ötküzüdü. Yeni bir tarafdan Amerika Prezidenti Donald Trump mu G20 yığınığı katmış üçün Yaponiyaga yetib bardı. Bütün dünyanın ve Uyghurlarının dikkati G20 yığında kandak işlerinin yüz berediğanlığı, Xitay bilen bolğan soğudu münasibeti de kandak özgürüşlerinin bolduğanlığı, soğudu toxtumunun əmelge eşip aşmaydığanlığı, Hong Kong meselesi ve Uyghur meselelerinin tilgi elinip elinmaydığanlığı merkezleşti. Trump seferden burunla eğer Xitay bilen soğudu dikileşelmese, Xitay mallarına ciddi şekilde koşumcu baş koşuduğanlığını kayıt tekrarıldı. Şunaqla Uyghurlar Reis Erdoğan'ın bu yığının arkasından elib barıdığan Xitay ziyaretine mu yakından dikkat kılmaqda.
Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, şahslarına Cenab-ı Allah tapşırmız. Şuna kalıp programı ahırda, ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet etmen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.